Geldik 6. sayfamıza. Kalıtımı böylece bitirdik. Son ayrılmama olayları var. Ayrılmama olayları mutasyonlar sonucunda olur. Mayozda normal ayrılmayıp kromozom sayısının 1 artı fazla olması veya 1 eksi az olmasıdır. Mayoz anafazda 21. kromozomdan eğer ayrılmazsa Down sendromu oluyor. Buna mongolizm deniyor. 21. kromozom. Normalde insanlarda 46 kromozom, 44 artı XX. Dişilerde evet bakın burada görüyorsunuz şeklinde 44 artı XX dişiyiz ya. 22 22 gitmesi lazım ama 23'e 21 olmuş. 21. kromozomda 21 diye olmuş. Geriye de 23 kalmış yani. 21. kromozomdan itibaren 20. kromozomdan itibaren ayrılıyorsa yani otozomlar normal olarak ayrılmamış. Eğer 13. kromozom ayrılmazsa pato, 18. kromozom ayrılmazsa Edwards sendromu var. Bizim ama etrafta en çok gördüğümüz Down sendromu ya, o yüzden Down sendromu üniversitelerde sorularda çıkan bu. 45, 21. kromozom normal ayrılmış olan bir dişiyle, normal bir babayla, mesela anne de 21. kromozomda ayrılmadı diyelim. Veya babaysa annesi de o kromozomda ayrılmadı diyelim. Normal bir dişi de çocuklarından olursa 45 artı XX'ler yani 45 2 daha 47 kromozomlu olanlar Mongol. Yani Mongolizm'de otozomlara ayrılmama ayrılmadığı için bizden eksikleri yok fazlası var. Yani bizden bir kromozom fazlaları var. 47 kromozom fazla bizden. 46 kromozomlu olamıyor tabii diğer ikisi. 45 kromozomlu oluyor. 43 artı XX olanlar bunlar ölür. Ya Mongol oluyor ya da ölüyorlar. Kromozom sayısı 46'nın eksi ölüyor. Gonozomlarda ayrılmamada ise gonozomlarımız XX, X ve X şeklinde ayrılıyor ya. Eğer XX ayrılmadı diyelim, diğerinde sıfır kalıyor. Yani gonozomsuz oluyor. Baba da normal bir baba diye düşünelim. 44 artı 3X olursa süper dişi. Yani bir tane X'i fazlaymış süper dişi. 44 artı bunlar süper dişiler. Hemen şuradan konuyu anlatalım. 44 artı XX'ye klinefelter erkekte 44 artı XXY. X'i bir tane fazla. Normal erkekler XY ya. Bunda 44 artı XXY. Onun tam tersi 3X olursa da süper dişi olmuş oluyor. Bunlar da işte zeka geriliği, kısırlık falan var. Bunlar 47 kromozomlu olanlar. 45 kromozomlu olan ise ölüyor. Ama 44 artı X0 olan işte 1 eksiğinde X0 ve Y0 ölmüş oluyor. Y0'lar ölüyor. 44 artı X0 olanlar da Turner dişi olmuş oluyor. Dişilerde X kromozomu taşıyanlar yaşıyor ama Y kromozomu olanlar ölüyor yani. Turner dişi de dişilikten dolayı X'i var. Turner dişi. Ama onlar yaşayabiliyor. Örnek soru süper dişi, Mongol dişi, klinefelter erkek. Normal sperm ile 23 artı X, 21 artı X yumurta döllenirse hangisi oluşur? Normal sperm neydi? 22 artı X, 22 artı Y ya. 22 artı X, 23 artı 22 artı X ile 23 birleşi ne oldu? 45 artı XX oldu. Ne oldu? Mongolizm oldu. 21 artı X ile olursa yumurta 21, 22 ile ne oldu? 44 oldu. Onlar da ölür. Yani Mongolizm cevap ne olur? A. Yalnız iki Mongol dişi oluşur. 21 artı X'te olanlar da ölmüş oluyor. Evet, Mongolizm'de gördünüz. 21 artı X'te 22 artı X birleştiğinde 23, 2 daha 45 artı XX olanlar Mongolizm. 45 artı Y olanlar Mongol erkek, Mongol dişi. Evet. Geldik şimdi ekosisteme. Ekosistem ekolojisi. Ekoloji nedir? Ekoloji çevre bilimidir. Üç tiptir. Birey ekolojisi, yani aynı tür bireyleri inceler. Ekosistem ekolojisi, ekosistem yani canlı artı cansız çevre yapısını ve işleyişini inceler. Ekosistem canlı artı cansız çevre demek. Bu da ekolojide bunun yapı ve işleyişini inceler. Ve de bir de ekolog tanımını yapalım. Ekolog çevre yani dış ortamı inceleyen bilim adamıdır. Biyolog diyoruz mesela. Sosyolog diyoruz. Bilim adamlarına ok diye bitiyor.
bitenler bilim olmuş. Eko çevre demek. Loji de çevre bilimi. Popülasyon bir tür demektir. Mesela bir tür. Bu da atom, molekülden, atomdan itibaren canlılarda dünyamızın ekosistemin basamakları. Ama ekosistemin basamağı birinci basamağı popülasyondur ama popülasyon da bir tür demek ki organizmaya oluşuncaya kadar şu kısım organizmaya kadar olan kısmı atomdan amohtosa yani atomlar molekülleri, organeller hücre, doku, organ sistemleri oluşturuyor. Sistemde biz canlıyız. Yani organizmayız. Organizma tür. Bir türe popülasyon deniyor. Ekosistemin temel birimi nedir? Türdür. O da popülasyonu oluşturur. Aynı türler. Tür örneğin Karaçam. Popülasyon Toroslandaki tür topluluğu Karaçamlar. Bak. Toros Dağı demezsek popülasyon olmuyor. Buna dikkat edelim. Sorularda mesela Karaçamlar, işte Sarıçamlar, papatyalar, güller, işte solucanlar dediği zaman bu nedir? Türleri söylemiş oluyor. Türü söylemiş oluyor. Türün tanımı bu. Popülasyon olabilmesi için belli bir çevrede, Toros Dağı'ndaki sınırları belli bir çevrede yaşayan tür topluluğu demektir. Karaçamlar. Komünite ise bir yerdeki birden fazla tür. Evet bakın şurada. Geyiğin yanında mesela orada ot da var. Yediği otlar var. Etrafında ağaçlar var. Ne oldu? O dağdaki ağaçlarla beraber ne olmuş oldu? Bu şeyi oluşturmuş oldu. Komüniteyi oluşturmuş oldu. O da ondan sonra ekosistem oluşturmuş oldu. Ekosistemlerde hani belli bir yerde onların yaşadığı canlı ve cansız çevreye deniyor. Biyom da canlıların yaşayabildiği yer. Biyosfer de dünyamız üzerinde canlıların yaşayabildiği yerler olmuş oldu. Dünyamız üzerinde canlıların yaşayabildiği yerler. Organizma tür, Karaçam, Nigra, popülasyon işte Toroslan'daki Karaçamlar komünite Toroslan'da ekosistem işte bu şekilde. Biyomda Anadolu'daki iğne yapraklı orman biyomu. Mesela kara biyomu, su biyomu var. Yani iğne yapraklı orman biyomu dersek orada. Çöl biyomu da var. Çölde biyomu, işte göl biyomu var, deniz biyomu, Akdeniz bir biyomdur mesela. Biyosfer de dünyada canlıların yaşadığı tüm alanlardır. 16 kilometre deniz seviyesinden 6 eksi 16 kilometre üstünden itibaren canlı yaşamı var. Tür, ortak atası olan yapı ve görevleri benzer, kısır olmayan canlı topluluğudur. Katır tür değildir çünkü katır katı kısırdır. İki atası vardır ve bir atası eşek, bir atası at. Annesi at, babası eşek. Popülasyon, bu da kim bilmiyorum ikisi sorulmuştu. Popülasyon türün temel birimidir. 1 metrelik alan, kare alandaki türlerdir. Komünitede işte 2 çeşit tür. Bitki hayvan türleri bu şekilde. Ekosistem canlılarda cansız çevre. Flora bir yerdeki bitkiler, fauna da hayvanlar. Flower'dan bitkileri aklınıza getirin. Fauna, sauna dermiş gibi. Sauna insanlar, hayvanlar gidiyor yani sıcak. Niş, iş. Neyesine at, iş. Mesela beslenmemiz, korunmamız. Otların üretici olması, bitkilerin üretici olması, tırtılın tüketici olması bunu örnek. İşte bu üniversite sınav sorusundan bu şekilde verilmişti. Bunun sıralaması sorulmuştu. Türden itibaren sıralanması, tür çeşidine bağlı olarak. Evet, biyosfer, ekosfer. Dünyamızdır. Ekoton iki ekosistemin kesişim noktasıdır, geçiş yerleridir ve burada canlının sayısı, türü çeşitliliği çok fazladır. Canlının sayısı, tür çeşitliliği çok fazla. Deltalar oluşması, nehir ve deltaların kesişim yerleri. Çünkü hem su içmek için hepsi